Bizim büyük alimlerimizde güzel bir kavramları var. Der ki, ümmet hakkın deposudur. Ümmet hakkın deposudur. Benim görüşüme göre de bu kavram yani ümmetle ilgili olan gene ile ilgili, genlerimizle ilgili de biz Müslümanlarla. Bundan dolayı da ümmetin ruhu kendisi değerlerin koruyucusudur, bekçisidir ve aynı zamanda kendisi hakkı gerçekleştirme yerine getiriyor ve kendi aynı zamanda Allah'ın şeriatlarını uygulamaktadır ve aynı zamanda kendisi kendi aralarında etkinleşerek düşünceler, teoriler ve değerler oluşturuyor. Devlet değil. Devlet bizim kültürümüzde devletin sınırlarını, ümmetin sınırlarını korumayla mükelleftir. Güvenliği korumakla ilgilidir. Ama devlet hiçbir şekilde düşünce ve ilke ve değerleri ve toplumdan sonra değil. Toplum kendisi baydır yani beydir. İslam devletinden bahsederken küçük bir varlıktı. Modern devletle karşılaştırdığımız zaman. Ki bugün modern devlet biliyorsunuz yememize, içmemize, ekonomimize, politikamıza, kültürümüze, basınımıza ve bütün yaşamımızın etkinliklerine karışıyor. Devletimiz ki geleneksel kültür devletimiz çok küçük bir devletti, basit bir devletti. Bir organdı, ümmetin işlerini düzenliyordu ama hegemonyayı farz etmiyordu ümmete. Bir toplumdan, ben sivil toplumdan bahsederken ve sosyal çalışmalardan bahsederken esasında o bugün devletin üstlendiği görevleri onlar yerine getiriyordu. Vakıflar toplumu koruyordu ve değişik etkinliklerini yönetiyordu. Mezhepler kanunları oluşturuyordu, yasaları çıkarıyordu. Esasında toplumun doğal bir sonucuydu. Devlet ait değildir. Kadılar ki kendileri bu yasalarla ve kanunları uyguluyorlardı ve toplumun bir sonucuydu. Devlete bağlı değillerdi. Ümmet bey konumundaydı. Fakat bu anlayış yıkıldı. Özellikle de modern devlet ortaya çıktıktan sonra bu kavram yıkıldı.